Marmara Üniversitesi'nde devletin imkanları ile bir şeyler yapılabileceğini de gösterdik. İlk günüyle Marmara Üniversitesi'ne gittiğimizin ilk günüyle seneler içinde gelişimi herkes fark ediyordu. Genç bir nesil vardı orada. Bu genç nesil gayet güzel çalışıyordu. Ve daha iyi imkanlar olsun diye düşünürken ilk vakıf üniversitesinin kurulacağını bilgileri geldi. Onun üzerine Yeditepe Üniversitesi'nin çok geniş imkanlarından faydalanıp Avrupa Periyo Birliği'ni istediği şekilde talebeleri eğitme imkanımız doğacaktı. O senelerde Türk Periodontoloji Derneği çok ileri görüşlülük yaparak Avrupa Periodontoloji Derneği'ne de üye olmak üzere müracaat etmişti. Yanlış hatırlamıyorsam Portekiz'deki toplantıda Türkiye üye olarak kabul edilmişti. Avrupa Periodontoloji Derneği'nin çalışmaları Türk periodontolojisine oldukça büyük katkılar vermiştir. Bu Korkut da onun o derneğin başkanlığını da yapmıştır. O da Türkiye için büyük bir hizmettir. Bu derneğe birçok çalışmayla iştirak edip verilen degree'nin master olarak kabul edileceği bir düzeni sağlamak üzere Yeditepe'nin imkanlarıyla müracaat ettiğimizde olumlu cevap aldık ve Türkiye'de mezunlarının master degree'si alabildiği bir fakülte haline geldik.